şu baykuşu görmez misin? Baykuştan bahsediyor bakın, o baykuşun halinden. Bir zayıf kuştur baykuş. Ama gece sabahlara kadar uyanıktır, Allah'ı zikreder. Sabah olunca bir tenha köşeye çekilir. Allahü Teala'ya tevekkül eder ve kendi haliyle meşgul olur. Rızık için hiç gam dahi yemez. Çünkü bilir ki Hak Teala ona rızkını mutlaka verecektir. Her gün o baykuşa 3 tane kuş getirir Rabbim ve kendilerini ona teslim eder. O baykuş gelen bir kuşu yer, diğer ikisini doydum deyip azat eder, açgözlülük yapmaz. Ertesi günü aynı vakite kadar yine sabır ve kanaat eder. Hali yaz ve kış o baykuşun daima böyledir. Oysa sen insanlık davası edersin. Allah'ın rızasını kazanacak bir kapasite var sende. Her şeyden en kamil yaratıldın. Bir gün boğazından kesip bir fakire bir lokmanı veremezsin, vay haline. Hep kendine ayırır, hep kendini düşünür. Birazdan bunu yine yerim, yarın aç kalırım maazallah diye endişe edersin. O baykuş bile baykuş iken ömrünü kanaatle geçirir. Kanaat ehlinden olduğu için adı baykuş oldu. Kuşların bayı, kuşların efendisi gibi. Sabrı ve kanaati bereketiyle Hak Teala onun ayağına her gün 3 tane kuş gönderir oldu. İşte sevgili dinleyicilerim, burada bize Eşrefoğlu Rumi Hazretleri kıssadan hisse ediyor. O baykuş bile gelen 3 kuşun birini doydum der, bana yeter, kardeşime bakayım. Bizler bugün dünyasında baktığımızda doyumsuz bir şekilde, paylaşmadan, komşusu aç yatan, açken tok yatan bizden değildir dedi alemlerin sultanı. Kimse ne komşusunu, ne akrabasını, ne kardeşini, anne babasını düşünmüyoruz. Ben zengin olayım, ben bir ev daha alayım, kiralar da arttı zaten, şu arttı, bu arttı, aman ekonomik kriz geliyor. Endişe, 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 dünya endişesi, mal endişesi, mülk endişesi, makam endişesi. Ve ömür, Azrail aleyhisselam geldiği an ne yaşa bakıyor, ne başa bakıyor, ne yaşlılığa bakıyor. Vallahi de bakmıyor, billahi de bakmıyor. Evladı ölenler var, küçücük yaşta bebeklerini toprağa gömenler var. Eşleri vefat eden, kocaları vefat eden, anneleri genç yaşta vefat eden, abisi ablası elleriyle toprağa veren, ani bir trafik kazası mı dersin, başka bir hastalık mı dersin? Azrail aleyhisselam geldiğinde, o kabre girdiğinde, işte şu dünyada o malın mülkün hesabını tek tek vereceğin kabir geceleri başlayacak. Yok mu Allah'la pazarlık yapan diyor. Allah Celle Celaluhu ile pazarlık yaptım ve hep Allah kazandı diyor bir mübarek. Nasıl oldu o diyorlar. Bana gelen rızkı diyor, ben Allah için verdim, Allah bana daha çok verdi. Ben verdim, Allah verdi. Ben verdim, en son pes ettim. Ya Rabbi sen her şeyden üstünsün dedim. Ben elimden geldiğince vermeye devam ettim, gelen nimetlere de şükrettim diyor. Allah'ın bizleri cömertlerden eylesin. Rabbim bizleri tevekkül ehli eylesin. Rabbim inşallah şu dünya malının endişesini, sıkıntısını kalbimizden alsın. Kalbimizde Allah'ı ve Resulünü razı etmenin endişesi olsun. Kalbimizde bir vakit sonraki namazı kılıp kılamayacağımızın endişesi olsun. Kalbimizde son nefesi imanla verip veremeyeceğimizin aşkıyla, korkusuyla tir tir titreyip gece teheccüdlerde hüngür hüngür ağlamanın endişesi olsun inşallah. Rabbim bizleri kendine dost eylesin. Eylesin, Habibine ümmet eylesin, Evliyaullah'ının da yolundan izinden bir an bile ayırmasın. Allah'ım hepinizden razı olsun.